Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 4 Ekim Cuma. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Teknofest'in konuydu bugün. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı somut örneklerle anlattı. Sonra sözü terör devleti İsrail'in işgal girişimlerine getirdi. Gazze'de Hamas'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ediyorlar dedi. İsrail'in bunu tek başına yapmadığını da hatırlattı. Dökülen her damla kana bomba atan kadar o bombaları temin edenler de ortak dedi. İsrail'in hedefinin Gazze ve Lübnan'a sınırlı olmadığını da bir kez daha vurguladı. Biz hepimiz arz-ı mevudun, vaat edilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. Adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyor. Bu planın nihai hedefinin neresi olduğunu görmek ve anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. İsrail'in Gazze'de başlattığı ateşin Lübnan'la da sınırlı kalmayacağı uyarısını tekrarladı. Nihai planın neresi olduğunu biliyoruz dedi ve ekledi. TB2'lerle yakaladığımız Akıncı ile sürdürdüğümüz ivmeyi insansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Biz her zaman sulhu sükunun tarafındayız. Tüm bunları da savaş heveslisi olduğumuz için değil, vatanımızı ve vatandaşlarımızı korumak için yapıyoruz. Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde Teknofest'in sembolü olan kırmızı montuyla Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2024'te konuştu. İsrail'in katliam politikasına göz yuman ülkeler de hedefindeydi. Ne yazık ki batılı güçler bu katliam şebekesine silah, mühimmat, istihbarat ve diplomatik destek vermeyi sürdürüyor. Gazze'ye ve Lübnan'a yağan binlerce tonluk bombaların kimler tarafından tedarik edildiği bellidir. Kimse kusura bakmasın ama dökülen her damla kana o bombaları temin edenler de aynı derecede ortaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesine de ayrı başlık açtı. 196 tane dünyadaki ülke herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sahip çıkacaktır. Sen kim oluyorsun da Birleşmiş Milletler'e gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun? Erdoğan, AK Parti iktidarında savunma sanayiinde Türkiye'nin elde ettiği başarıları anlatırken eski defterleri de açtı. Bize takılan çelmeleri, gizli açık ambargoları biz unutmadık. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Son sözleri ise muhalefete yönelikti. Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri Şakirpaşa ile ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Peki ne oldu? Şakirpaşa kapandı mı? Şakirpaşa açık mı? Buyurun biz de bugün Şakirpaşa'ya indik. Programın sonunda Teknofest yarışmalarında dereceye giren gençler ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı. Gazze'yi yok etme saldırılarını Lübnan'a yönlendiren İsrail, dünden bu yana Beyrut'u bombalamaya devam ediyor. Dün akşamki saldırı Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen en ağır bombardımandı. Hatta saldırıda Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfettin'in de öldüğü öne sürüldü. İran'da ise dini lider Hamenei Cuma hutbesine elinde silahla çıktı. Onun da hedefinde İsrail vardı. Hamenei, yeni saldırı için uygun zamanı bekliyoruz dedi. Az ilk önce sürdü giren. Her
Kana susamış Kudüs köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Tam kapsamlı bir savaş olacağına inanmıyordum. Bir yanda karşılıklı açıklamalar, bir yanda süren bombardıman. Arkalarında kaçan binlerce insan. Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusu gözünü Lübnan'a dikti. İşgal güçleri havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Beyrut gece saatlerinde bir kez daha hedefteydi. Hizbullah'ın bölgesi dahiyedeki yeraltı sığınakları yine vuruldu. Saldırı Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yaşanan en korkunç bombardımandı. İsrail basınına göre bombalanan nokta sıradan bir hedef değildi. Nasrallah'ın ardından örgütün başına geçmesi beklenen Haşim Seyfettin'in saklandığı binanın vurulduğu öne sürüldü. Seyfettin'in hayatta olup olmadığı henüz belli değil. İsrail'e Hizbullah'ın misillemesi de gecikmedi. Hayfa semalarında demir kubbe ve Hizbullah füzeleri işte böyle karşılaştı. Karadan ilerleyişini sürdüren İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 20'den fazla kasabanın boşaltılmasını istedi. 2 Ekim'de İsrail'e balistik füzeler atan İran'da ise dini lider Hamenei eline silah alarak Cuma hutbesine çıktı. Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci Siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hamenei ülkesinin önümüzdeki günlerdeki planlarıyla ilgili işaretler verdi. Mantıklı olanı, doğru olanı, haklı olanı yapacağız. Askeri ve siyasi olarak doğru zamanı bekleyeceğiz. Allahu Ekber! Hamenei konuşurken aynı dakikalarda İsrail Beyrut'u bombalamaya devam etti. İsrail'in İran'a saldırı planı sorulan Amerika Başkanı Biden ise savaşın büyümeyeceği konusunda iyimserdi. İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapacağına inanmıyorum. İsrail'e izin vermiyoruz. İsrail'e tavsiyede bulunuyoruz ve bugün hiçbir şey olmayacak. Arap Birliği de sonunda sessizliğini bozdu. Kahire'de toplanan Arap ülkeleri temsilcileri İsrail'i kınadı. Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguluyoruz ve tehlikeleri konusunda uyarıyoruz açıklaması yapıldı. Gazze'yi yerle bir eden, Lübnan'ı işgale girişen İsrail, Filistinlileri sokak sokak evsiz bıraktığı Batı Şeria'da da yeni bir katliama imza attı. Savaş uçakları Tulkerim mülteci kampındaki bir kafeyi vurdu. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Siyasi liderler bölgesel çatışma yaşanmayacağı iddiasında olsalar da Orta Doğu istim üstünde. Yemen'deki İran destekli Husilerin İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a saldırı anı ortaya çıktı. Saldırı uzaktan kumandalı tekneyle gerçekleştirildi. Yeni yasama yılının açılışında mecliste yaşananlar salı günden bu yana konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşması o günün en dikkat çekeniydi şüphesiz. Bahçeli o ana dair merak edilenleri anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden yaptığı konuşmayı işaret etti. Beni harekete geçiren Cumhurbaşkanımızın konuşması oldu dedi. İktidar ve muhalefetiyle meclisimizin milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması özellikle böyle bir dönemde elzemdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu çağrı siyasette yeni bir dönem başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın konuşmasından etkilendiği için DEM partililerle tokalaştığını söyledi. 1 Ekim'de yeni yasama yılı siyasette ılımlı esen rüzgarlarla başlamıştı. Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşması ve bir süre sohbet etmesi dikkat çekmişti. Bahçeli yeni bir dönemin sinyalini de verdi. Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. DEM partililerle tokalaşmasına giden o sürecin detayını ise gazeteci Sinan Burhan anlattı. Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadır dedi.
Erdoğan'ın hasımlarımıza korku vermek için iktidar ve muhalefet birlikte çalışmalı sözleri üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adaylık meselesi var biliyorsunuz. Bu bir kriz mi? Önümüzdeki günler bunu daha net gösterecek ama şunu söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çıkışlarına engel olma çabası yine sonuç vermedi. Özel'in zamanı gelince en doğru adayı hep birlikte belirleyeceğiz açıklaması bakın nasıl bir hamleyle karşılık buldu. Ekrem İmamoğlu'nun erkenden Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edileceği böylece... Böyle bir şey yok. Böyle bu... Net. Böyle bir şey yok. CHP'de adaylık tartışması dinmek bilmiyor. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığının önüne set çekmesine İmamoğlu'ndan rest geldi. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta. İç tartışmaları körükleyecek olanlarla bizim siyaseten yürüyecek bir yolumuz yok. Belediye başkanları arasında tüzük kurultayının ardından gün yüzüne çıkan adaylık krizinde yeni perde açıldı. Hayır, aydınlatma. Ben 3 gün önce istedim. Mansur Bey'in konuşacağını haberim mi yok? Benim de yok canım. Mansur Yavaş'ın her konuşmasında adayım demesi üzerine İmamoğlu vites yükseltti. Yargılandığı siyasi yasak davasını bahane ederek parti yönetiminin kendisinin adaylığını açıklamasını istediği iddiası kulislere düşmüştü ki Özel bu iddiayı yalanladı. En doğru adayı en doğru şekilde belirleyeceğiz. Bir tane adayımız olacak ve o adayımızın etrafında hep birlikte kenetleneceğiz. Özel'in İmamoğlu'nun olası adaylığına kapıları kapatması rahatsız etmiş olacak ki İmamoğlu'ndan millet İmamoğlu'nu nerede görmek isterse, nereye yakıştırıyorsa İmamoğlu orada olacaktır açıklaması geldi. Özel ise bir kez daha teknik direktör benim mesajı gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren adayının kim olmasını belirlemek isteyen herkesin fikrine başvuracağız. Ortak akılla, en geniş mütabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. Sahte fon iddialarıyla milyonlarca dolar gelir elde ettiği iddia edilen Seçil Erzan bugün yine hakim karşısındaydı. Ancak futbolcuların olduğu ana davada değil, bu kez hakkında açılan diğer davaların müştekileriyle yüzleşti. Bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bu kez farklı suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Sahte fon adı altında milyonlarca dolar toplayan Seçil Erzan'ın 4 farklı davadan yargılanmasına başlandı. Seçil Erzan'ın bugün 4 ayrı duruşması var ancak bu duruşmalar ana duruşma değil. Ana duruşmanın haricinde açılan, kendisine açılan ayrı ayrı duruşmalar ve burada bugün yapılacak 4 duruşmada da müşteki sanıklar haricinde tek sanık Seçil Erzan. Bu kez duruşma daha sessizdi. Müşteki sayısı ise Fatih Terim başta olmak üzere ünlü futbolcuların yer aldığı ana davadaki 26 kişinin aksine sadece 9 kişiydi. Bugünkü 4 ayrı davadaki ilk duruşmalarda şu an için sakin bir hava var. Normalde en büyük salonda ve tıklım tıklım geçen duruşmalar oluyordu ancak bugün sadece 24 kişinin izleyebileceği küçük bir salon var. Zaten çok fazla kişi de katılmadı. Müştekiler arasında Erzan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Atilla Baltaş, kuzen Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz, Mert Zeydanlı, Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı ve Ömer Kahraman vardı. Müşteki sanık olarak da İranlı iş adamı Moştaba Hakani ve tefeci olduğunu ileri sürdüğü Süleyman Aslan vardı. Ayrıca Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap da müşteki sanık olarak duruşmada yer aldı. Benim yanlışımdır. Seçil Erzan bu kapının ardında şu anda ifade vermeye devam ediyor. Karşısında Moştaba Hakani var. Yani kendisinin Moji diye tabir ettiği kişiyle yüzleşiyor şu anda. Ve o savunma arasında kendisi son bir yıldır para getirip götürmekten bankacılık işlemi yapmayı unuttum dahi dedi. Moji'nin en azının senedinde ikisinde hiçbir çıkarı yok. Erzan'ın mahkeme başkanıyla arasındaki diyalogda dikkat çekti. Konuşmalar satır satır tutanaklara geçti. Sizden para alanlara siz parasını verdiniz mi? Evet verdim evet. Neden sana para verenler senden daha fazlasını istiyor onu anlamadım.
Ben de anlamadım. Denizde kum seçilde para mı? Erzan duruşma sırasında kendisinden faizle para alanların zaman zaman yanına gelip sayende çocuğumuzu özel okulda okutuyoruz dediğini hatırlattı. Erzan paralar suyunu çekince ve sistem artık işlemez hale geldiğinde ise şiddete maruz kaldığını söyledi. Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 13 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Erzan'la ilgili son sözü mahkeme söyleyecek. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Beyoğlu'da genç bir kız taciz dehşetini yaşamış. Tacizlerin serbest kalması da kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. ATV Haber'in ekrana getirdiği o skandal görüntülerin ardından tacizciler için yeniden gözaltı kararı verildi. İstanbul Beyoğlu'nda evine giren kızı takip edip ona böyle saldırmaya çalışmışlardı. Adli işlemlerin ardından serbest bırakılan o iki tacizci yeniden polis kıskacına girdi. İki saldırgan İstanbul'da yaşamıyordu. Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tekrar yaşadıkları şehirlere döndüler. ATV Haber'in ortaya çıkardığı bu skandal görüntüyle birlikte iki tacizci hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Görüntüleri tepki üstüne tepki yağdı. Şehir eşkıyalarının ifadeleri de ortaya çıktı. Alkollü olduklarını, o esnada genç kızın cebine para koyduklarını iddia ettiler. Gözaltına alınan haydutlar yeniden sorguya alındı. Son sözü yargı söyleyecek. Çok enteresan bir hırsızlık haberi var İstanbul'dan. Beyoğlu'nda kaldırımda şekerleme yapan birinin cebinden parası çalındı. Polis gördü olan biteni, hırsızı gözaltına aldı. Sonra da çaldığı parayı teslim etmek üzere o kurbanı karakola çağırdı. Polisin bir taşla İki kuş vurduysa parası çalınan kişinin kimlik kontrolü sırasında ortaya çıktı. Uyuklarken cebindeki parayı çaldırdığı teslim almaya gittiğinde kendisinin de bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Karakoldan parayla değil ellerinde kelepçeyle çıktı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Taksim'e gezmeyi değil hırsızlığa çıkan bir şüpheli kaldırım üzerinde uyuklayan birini gördü, hemen yanına yanaştı. Kurbanının iyice uykuya dalmasını bekleyen hırsız elini uyuklayan adamın cebine attı. 160 lirayı el çabukluğuyla aldı, hızla uzaklaşmaya başladı. Hırsız her ne kadar kaçtığını düşünse de hesaba katmadığı bir şey vardı. O da polisin kendisini takip ettiğiydi. Başından sonuna her şeye şahit olan ekipler hırsızı kıskıvrak yakaladı, gözaltına aldı. Sıra parayı sahibine teslim etmeye geldiğinde ise işler daha da ilginç bir hale geldi. Paranın teslimi için karakola davet edilen kişiden kimlik istenince dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı. Parasına kavuşma hayaliyle karakola giden Muhammed Hacı Hasan, karakoldan elinde parayla değil kelepçeyle çıktı. Hayali ev satışı üzerinden yapılan büyük bir dolandırıcılığın haberiyle devam edeceğiz. Büyük bir sitede yapıldı bu vurgun. Projede sığınak olarak görünen yapılarla birlikte ortak kullanım alanlarını da kapsayan bölümler ev sahibi olmak isteyenlere satıldı. Sözde bir satıştı bu çünkü bunlar tapusu olmayan alanlar. Mağdurların açtığı dava 10 yıl sonra emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Mehmet Dilüfer ve Barış İbiş'in özel haberi. Ev sahibi olmak isterken hem paralarından hem de hayallerinden oldular. Daire biliyorduk. Daire üzerinde sığınak olduğu çıktı. Tapu yok efendim. Nasıl tapu olacak? Olmayan bir tapu nasıl olacak? Sığınak ve depolarını sahte kat ittifakları kurarak ortak alanları daireye çevirip, dükkana çevirip satmışlardır. İstanbul Arnavutköy'deki bu site 2006 yılında inşa edildi. Daireler satışa çıktıktan sonra ise ev sahibi olmak isteyenlere tuzak kuruldu. İddiaya göre sığınak olarak ayrılan bölümlerden ortak kullanım alanlarına kadar birçok yer tapusu varmış gibi satışa sunuldu. Şu an tapunuz var mı? Şu an tapum yok. Biz bu kooperatiften büyük umutlarla 4 adet dükkan aldık. Ama bu aldığımız dükkanlar ortak alanların, sığınakların çevrilmesiyle yapılmış. Arnavutköy'deki bu sitede solumuzda ve sağımızdaki bütün alt kat daireler, aslında daire değil, onlar sığınak. Ancak pencere açılmak ve büyütülmek suretiyle daireye çevrilmiş ve
yine sahiplerine daire olarak satılmış. Tapular daire değil, sığınak ve depo artı bodrum geçiyor. Ben site yöneticisiydim o zamanlar. Site yöneticisi olduğum zamanlarda elektrik ve su alamıyorduk. Dolayısıyla bunların araştırmasını yaptım. Yaptığım için de çok tehditler aldım bu yönetim tarafında. Mağdurlar dolandırıldıklarını anladıklarında paraları çoktan ellerinden gitmişti, yargıya başvurdular. Bu 10 yıllık dava sürecinde psikolojisi bozulanlar var, servetini kaybedenler var. Bekledikleri haber mahkemeden karar çıkınca geldi. Söz konusu kooperatifin tüm yönetim kurulu üyeleri hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'de ilk defa toplu konut yapan bir kooperatif yönetim kurulu ve denetim kurulları ile birlikte cezaya çarptırıldı. Mustafa Çınar ve arkadaşları 10 yılı aşan hukuki süreci başarıyla tamamladılar. Türkiye'de ilk defa bir kooperatif yönetim kurulu toplu halde hapis cezası aldı. Ama onlar yine adliyeye giriyor. Çünkü bu ceza uygulanana kadar süreci takip edecekler. Bu şahısların aldığı cezalar en azından yüreğimize biraz tutarttı. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bunun devamını getireceğiz inşallah. Elektrikli şarj istasyonları, araçlar için şarj istasyonları hemen her yerde artık. Dolandırıcılar da bu sistemde faydalanmanın bir yolunu buldu hemen. Şarj ünitelerinde bulunan yapışkanlı kare kodlar var. Onlar da kendi tasarladıkları kodu yapıştırıyorlar. Ve bu sayede de kurbanlarının kart bilgilerini ele geçirmiş oluyorlar. Bu linke tıklandığında kullanıcıların kişisel bilgileri çalınıyor. İstediğimiz zaman bu şekilde kare kodu çıkartabiliyoruz. Dolandırıcılığa artık bir çözüm bulunamaz hale geldi. Dolandırıcılar bu kez hedeflerine elektrikli araç sahiplerini koydu, şarj istasyonlarına tuzak kurdular. Her şeyin bir dolandırıcılık tarafı çalışıyor kafamız o tarafa. Dolandırıcılar işte bu şarj cihazının üzerinde bulunan kare kodun üzerine kendi hazırladıkları kare kodu yapıştırıyorlar. Ve siz aracınızı şarj ettikten sonra ödeme alanına geldiğinizde ve kare kodu okuttuğunuzda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline geçiyor. Ya dolandırıcılar her zaman olacak. Ne kadar takip etsek de bitmeyecekler. Dikkatli olmak zorundayız. Şu an bir şarj istasyonunun yanındayız ve üzerinde yapışkanlı kare kodu var ve kolaylıkla da bu kare kodu çıkartabiliyoruz. Kodun bu kadar kolay çıkarılıyor olması sahtekarların işini kolaylaştırıyor. Kullanıcı sahte kare kodu okuttuğu anda da tuzağa düşmüş oluyor. Hem kişisel hem de kredi kartı bilgileri tek tıkla çalınıyor. Çözüm şöyle olabilir. Bir güvenlikli bir cam mekan, bir fanus içine koyulabilir. Vatandaşların yaptığı ödemelerde dikkatli olması gereken en önemli unsur kare kodu okuttuğunda öncelikle karşısına bir link çıkıyor. Aracınızı şarj ettiniz ve ödeme yapmak için kare kodu okuttunuz. Peki bu kare kod orijinal mi, sahte mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? O çıkan linkten sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kullanıcıların, vatandaşların girdiği web sitesinin uzantısında bir harf değişikliği yapılmış mı? Bu uzantında HTTPS olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu linke tıklamadan önce de arama ağ platformunda şarj istasyonuna ait markayı sorgulaması gerekiyor. Böyle bir dolandırıcılığa maruz kaldığımda kimden hesabını sorabilirim? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Şarj istasyonunun bulunduğu AVM'lerden yahut site yönetimlerinden de gerçekleşebilecek zararlarının tazminini talep edebilir. Ve yurttan derlediğimiz haber turunda sıra. Önce çaldı, ardından önüne çıkan her araca çarptı, ortalığı birbirine kattı. Kaldırımda yürüyen yayalar ölümden döndü. Galeriden çaldığı otomobille karayolunu birbirine katıp kaçan ve 6 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücü ise çok geçmeden yakalandı.
Okul çıkışı kendisini eve götürecek servise bindi, bir anda dengesini kaybetti. İddia o ki aracın açık olan kapısından düştü. 14 yaşındaki Elif Tekin feci şekilde can verdi. Şoför gözaltına alındı. Kaza mı, ihmal kurbanı mı? Sorular yanıt bulmayı beklerken hayatını kaybeden küçük kız gözyaşları arasında toprağa verildi. Alevler yükseldikçe yükseldi. Tekirdağ'da deri fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 9 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Bir anda nefesi kesildi, yediği yemek öğrencinin nefes borusuna kaçtı. 16 yaşındaki Reyhan Dönmez, okul müdürünün hayat kurtaran müdahalesiyle ölümden döndü. Abi el feneri verin. Tanıştın mı? Yok, iyi. Bu sevimli yavrularda alev kapanından mahsur kaldıkları bodrum kattan itfaiye ekipleri sayesinde kurtarıldı. Suyu getirin, suyu. Biraz daha su getirin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu dev orkinossa Erdek'te balıkçılar tarafından yakalandı. Devasa orkinos tekrar perondan çıktı. Sevimli vaşak yavruları ise Ankara'da foto kapana takıldı. Güzelliğiyle mest eden bu görüntülerse Gümüşhane'de kayda geçti. Sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü yolu düşenleri hayran bıraktı. Hem gün batımına denk geldik, hem yaprakların sararmasından dolayı çok güzel fotoğraflar çektik. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı sahte ve hileli ürünler listesinde en büyük yer kaplayan gıdalardan biri de bal. Maalesef onlarca firma hem sağlığımızla oynuyor hem de cebimize bile isteye göz dikiyor. Bugün sizlere sahte balın nasıl yapıldığını anlatacağız. İşte arısız, çiçeksiz, sözde bal. Günümüzdeki ballar bal değil. Yani arının yapmış olduğu bal değil. Bu gerçek baldır. Bunda şeker var. Ama sahte bal bu. Bakın akışkan aynen bal gibi akıyor. İşte sahte ballar tamamıyla bundan oluyor. Ortada ne arı var, ne kovan, ne de çiçek. Ama kilolarca bal satıyorlar. Hem sağlığa hem de Türk insanının ceplerine göz dikiyorlar. Ne rengi, ne kokusu, ne de tadı sahte olduğunu ele veriyor. Öyle ki sahte balları arılar bile yapmıyor. Yanlış duymadınız, insan eliyle yapılıyor ve tamamen glikozdan meydana geliyor. Bundan 9-10 kilo, içerisine de 1 kilo bal koyuyorlar. Balın rengini bu şekilde yakalamış oluyor. Biraz da boya atıyorlar. İşte sahte ballarda kullanılan glikoz şurubu. Bunu bir pastaneden aldık ve sadece 45 TL'ydi maliyeti. Yani ulaşımı da çok kolay. Hemen şöyle rengine, kokusuna, tadına bakmak istiyoruz. Bakın şeffaf bir görüntüsü var. Elimize aldığımızda alalım. Yapış yapış bir hali var. Habercilik gereği tadına bakacağım. Tatsız bir şey. Biraz da esans koyuyorlar bunun içerisine. Ve kişi aldığında bakıyor, müthiş kokuyor. Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği sahtekarlar Türkiye'nin her yerine sahte ürün satıyor. Üstelik yaptıklarının ne kadar sağlıksız olduğunu bile bile bunu yapıyorlar. Karaciğer yağlanması, metabolik parametrelerin bozulması, kolesterolün, trigliseridin yükselmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilir. Hangisi gerçek? Bence bu. Bu daha kıvamlı. Ve tadı da... sahte bal, o bal. Kıvamına falan bakınca böyle... daha kalın geliyor, akmıyor diye düşününce tadı da daha şekerli aslında. Büyük marketlerde satılıyor. Uyarıyorum, 80 liraya, 90 liraya, 100 liraya bal olmaz. Bu diğerine göre daha tatlı değil ve daha yoğun geliyor tadı. Bence bu daha sahte duruyor. Ama o sahte bal. Maalesef
böyle oluyor hep ya. Peki sahte balı gerçek baldan ayırt etmenin bir yolu var mı? Şimdi bakın, şu balı karıştırıyorum. Bakın hemen karıştı, suyla karıştı. Yani aldığınız balı sıcak bir bardak suyun içerisine koyup karıştırdığınızda hemen suya karışıyorsa o balda bir problem var. İki çocuk annesi Kader Kaya bir süre önce ortadan kaybolmuş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Hayat arkadaşının ardından gözyaşı döken eşine "beni kurtar" diye bir mesaj geldi. Çaresiz genç adam Müge Anlı'dan yardım istedi ve bakın bugün neler oldu. Beni odaya kapattı. Mavi bir evdeyim. Kızı dövüyor. Kız kaçtı. O da peşinden kovaladı. Almanya'ya gideceğini söyledi demiş. Eşi 1,5 ay önce ortadan kayboldu. Telefonuna gelen mesajla büyük bir şok daha yaşadı. Gel beni al diyor. Kaçırdılar beni diyor. Mavi evdeyim. Yerimi bilmiyorum diyor. Telefonu meşguldü hep. Engellemiş seni. Aynen. 22 yaşındaki Kader Kaya 14 Ağustos'ta çocuklarını annesine bırakarak Adana Yüreğir'deki evinden hastaneye diye çıktı ama bir daha dönmedi. Bir hafta geçtim, bana haber geldi. Karakoldan dedi ki kendi rızasıyla gitmiş, ben de bıraktım peşini. Hanımefendi Adana Yüreğir'deki hastaneden kaçıp gidiyor, ifadesini alıyor. Nerede alıyor biliyor musunuz? İstanbul'da, Şile'de. Tam da bu andan sonra terk edildiğini düşünen eş için işin rengi değişti. Çocuklarının annesinin kaçırıldığını düşünen İlyas Kaya, Müge Anlı'dan yardım istedi. İlyas dediği gibi başta demiş ki hani ne yapalım, hani giderse gitsin demiş. Mesajlar gelmeye başlamış İlyas'a. Emine Şentürk adlı bir kadının yanındayım, bakıcı olarak geldim, beni odaya kapattı, mavi bir evdeyim ama olduğum yer neresi bilmiyorum, ne olur gel beni al diyor. Endişeli eş, eşinin kendisine yardım mesajı yolladığı sosyal medya hesabı üzerinden de iş sürdüğünü anlattı. Kızı dövüyor. Benim yanıma para almaya geldi. Kızı dövmüştü. Elleri kötü durumdaydı. Hatta kız kaçtı. O da peşinden kovaladı. Almanya'ya gideceğini söyledi demiş ama adının numarasını falan vermemiş. Sen de şimdi o kişinin kendi karın olabileceğini düşünüyorsun. Aynen, ben eminim ki o benim eşimdir. O ayakkabıyla elbiseler hepsini ben almıştım ona. Ha, elbiselerini tanıyorsun. Aynen. Tamam o zaman. Ortada birçok farklı iddia ve ihtimal var. Genç kadının nerede olduğu sorusuysa henüz cevap bulmadı. Beyefendi haberiniz var mı bilmiyorum da bu kadının 3 yaşında 1 yaşında 2 tane çocuğu var. Bilmiyor ki şimdi. Mavi evdeyim diyor, zorla tutuluyorum diyor. Adam da diyor ki zorla mı tutuluyor acaba diyor. Yani gidip de adamı da rahat bırakmamış ki gel beni al diyor, kaçırdılar beni diyor. Mavi evdeyim, yerimi bilmiyorum diyor. E şimdi Adana nere, Şile nere? Ama bu çocuklara da günah değil mi? Şimdi bu kızı da tanıyan bilen varsa lütfen bizi arasın. DMD hastası 7 yaşındaki Baturay, koyu bir Galatasaray taraftarı. Baturay ATV Haber aracılığıyla çok sevdiği Galatasaray camiasına seslenmişti. Hayranı olduğu Kerem Aktürkoğlu'ndan da destek istemişti. Baturay'ın heyecanla beklediği haber geldi. Milli futbolcunun mesajını Baturay'a arkadaşlarım bizzat iletti. Çocuk kaçım sen. Kimseyi sevmedin senin gibi. Yaşamak istiyorum. Kerem abi bana yardım eder misin? Ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na böyle seslenmişti. Aktürkoğlu koyu Galatasaraylı Baturay'a sürpriz yaptı. Baturaycığım kardeşim benim selamlar. 7 yaşındaki Baturay Salık nadir görülen bir kas hastalığının pençesinde. Yaşıtları gibi yürüyemiyor, koşamıyor. Oysa en büyük hayali futbolcu olmak. Sesimi duyun. Ben hep futbol oynamak istiyorum. Bana yardım edin. Ölümcül DMD hastası olan Baturay'ın iyileşmesinin bir yolu var ama ailesinin bütçesi tedavi masrafını karşılamaya yetmiyor. Zamanla yarışıyoruz. Baturay'ın ayaktayken alabileceği tedavi Baturay'ı bir ömür kurtaracak. Ama Baturay tekerlekli sandalyeye mahkum kaldıktan sonra hiçbir tedavi geri onu ayağa maalesef kaldıramayacak. Minik Baturay daha önce yaptığımız haberde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na seslenmiş, yardım istemişti. Aktürkoğlu'ndan Baturay'a yanıt gecikmedi. Aktürkoğlu bize bir video ulaştırdı. Şimdi ben de o videoyu Baturay'a izleteceğim. Bakalım ne tepki verecek. Heyecanlı mısın? Evet. Baturaycığım kardeşim benim selamlar. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. Görüşmek üzere.
Kerem abi çok teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Kahramanım olur musun? Baturay ünlü oyuncudan gelen sürprize o kadar mutlu oldu ki videoyu tekrar tekrar izledi. Seni çok seviyorum Kerem. Ay. Galatasaray camiası da Baturay'a bir jest yaptı. Futbolcuların imzaladığı ve Baturay'ın isminin yazılı olduğu forma gönderildi. Bu da küçük çocuğa büyük moral oldu. Forma geldiğinden beri formamızla uykuya dalıyor. Ya da forma mutlaka ya elinde oluyor, ya yatağında oluyor, ya üzerinde oluyor. Sırada Dünya'dan haber turu var. Kapasitesinin kat be kat üstünde yolcu aldığı dalgasız denizde alabora oldu. Kongo'da yaşandı korkunç facia. Kivu Gölü'nde batan yolcu teknesinde 78 kişi can verdi. Yaz bitti, orman yangınları bitmedi. Amerika'nın en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'dan yükseldi alevler. 1 milyon dönüm alan kül oldu. Bu yaklaşık 143 bin futbol sahası anlamına geliyor. Üstelik yangınlar hala tam olarak kontrol altına alınmış değil. Amerika'nın batı kıyılarında da fırtına var. Binlerce kişi evinde neden, önüne çıkan her yapıyı yerle bir eden Helen, sel felaketine de neden oldu. Selin sürüklediği konteyner parçaları işte böyle ortalığı birbirine kattı. Korku filmleri gibi izlediler, gerilim senaryoları gibi korktular. Endonezya'da yerleşim alanlarına inen bir yabani domuz önüne çıkan bir kişiyi az kalsın öldürüyordu. Güney Asya'da yaşanan saldırı Ege ve Akdeniz'de serbestçe gezen domuzları akıllara getirdi. Son dönemde yaşanan silahlı okul baskınları Amerikalı güvenlik yetkililerini sert tedbirler almaya zorladı. İşte bu görüntü de onlardan biri. 11 yaşındaki bir çocuk sosyal medya üzerinden ortaokula silahlı saldırı tehdidinde bulununca tutuklandı. Bu uyarı pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Peki buna gerek var mı? Ne yazık ki var. Altını çizeceğiz, söyleyelim. Hepimiz yere çöp atmamamız gerektiğini biliyoruz ama hatırlatmak gerekiyor bazılarımıza ne yazık ki. Aslında insan olmanın gereği, ahlaki bir kural bu. Yasada da cezası var, yani suç aynı zamanda. Tabii sadece yayalar işlemiyor bu suçu. Sürücüler ve araçlarda yolculuk edenler de yapıyor, görüyoruz. Ve İstanbul'da böyle bir denetim vardı bugün. Yere çöp atanlar drone kameralarıyla tespit edildi. Arkadaşlarım da oradaydı. Drone'la denetim yapıyoruz şu anda. Araçtan sigara izmariti attınız tespit edildi. Herkes biliyor, uyarmaya gerek yok ama bunu yapan da çok. Seyir halindeki araçlardan dışarıya atılan çöpler polisin drone kamerasına takıldı. Suç olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorduk. Niye attınız peki? O esnada atmam lazımdı, attım ben de. Bu uygulamanın amacı öncelikli olarak Sultanbeyli'de trafik güvenliğini sağlamak. Ardından çevre temizliğini sağlamak amacıyla camdan dışarı çöp gibi şeyleri dışarı attıkları için drone'la tespit ediyoruz bunları. Elindeki çöpü araç camından dışarıya atanlar tespit edilir edilmez trafik ekiplerinin anonsuyla durduruluyor. Şu anda sigarasını yola atan bir sürücüyü polisler durdurdu ve ona birazdan ceza kesecekler. Drone'la denetim yapıyoruz şu anda. Araçtan sigara izmariti attınız tespit edildi. İzmarit yüzünden ceza yiyeceğinizi hiç düşünüyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Normalde böyle denetim vardı da yani sigara izmaritle alakalı bir ceza yiyeceğimi düşünmüyordum.
Peki nasıl bir uygulama sizce çevrenin temiz kalması için? Güzel bir uygulama. Yani, ama siz de yakalandınız. Yakalandık, yapacak bir şey yok. Çevremizin daha temiz tutulması için bu uygulamayı yapıyoruz. Bununla ilgili ceza işlemimiz olacak. Miktar 690 TL, bilginiz olsun. Atar mısınız bundan sonra sigara içmeyi? Ceza yedik, niyeti gibi de. Bir pakete verdik 77 lira, şimdi 690 lira ceza yazdık yani. 690 merkez, 605 siyah araç geliyor. Yolda çöpe atma konusu var. Aracı durduralım, gerekli işlemleri yapalım. Drone'dan mı gördünüz? Doğrudur, drone'dan tespit ettik şimdi. Ne attı peki yere? Yere çöp atıyor, peçete atıyor. Sultanbeyli trafik ekipleri yine bir aracı durdurdu ve ceza işlemi uygulanacak. Yere çöp attığı gerekçesiyle drone'la takip edildi ve yaptığı suç da drone'dan kaydedildi. Yere çöp mü attınız acaba? Yok, atmadım ben öyle bir şey. Siz atmadınız? Hayır. Ama drone'dan görüldüğü söylendi. Dalgınlığa gelmiş olabilir, dalgınlığa, ama ben atmadım çok. Gelin bir bakalım. Hemen burada drone ekibimiz var. Drone ekibimizin kaydına bakacağız. Yere çöp attığını kabul etmeyen sürücüler de var. Israrları ise kendi görüntülerini görene kadar devam ediyor. Bak, tünele tam girdiniz esnada. Bak, gördün. Çöp atmışsınız. Dalgınlığıma gelmiş. İnanmamış mıydınız? Yok, hayır. Peki görüntüyü görmeseniz inanır mıydınız? Yok, inanmazdım çünkü dalgınlığıma gelmiş. Ceza da yediniz ama. Canları sağ olsun, memur beyler görevlerini yapıyor. Kaç paradan oldunuz şimdi bir peçete yüzünden? Bilmiyorum. Ne kadar ceza ödeyecek? 690 TL ödeyecek. Türkiye'de dünyaya gelen her iki bebekten birinin sezaryenle doğulması Sağlık Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık doğal olan normal doğum temasıyla bir eylem planı başlattı. Bundan sonra özel hastaneler dahil doğum yapılan her kurumda gebe okulu zorunlu hale gelecek. Eylem planına öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da anne adaylarını normal doğuma davet etti. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü'nce açıklanan %15'lik makul sezaryen sınırının ülkemizde ciddi manada aşıldığını görüyoruz. İşte bu nedenle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Her doğum bir mucizedir ve bir mucizenin en doğal şekilde yaşanması hepimizin sorumluluğundadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da desteğiyle doğal olan normal doğum isimli eylem planını hayata geçirdi. Bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu mucizeyi başka tecrübeyle edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum. Türkiye'de her iki bebekten biri sezaryenle dünyaya geliyor. Sıkça kullanılan yöntemin anne ve bebek üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan sezaryenin anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak da biliniyor. Doğal sürecini tamamlamadan müdahaleyle doğurulan bebekler adeta dalından erken koparılan bir meyve gibi hayata yenik ve geriden başlıyor. Özel hastanelerde dahil doğum yapılan her kurumda gebe okulları zorunlu olacak. Ebelerin görev ve yetkileri genişletilecek. Her gebeye bir ebe uygulaması başlatılacak. Annelik yolculuğumda şöyle hissediyordum. Ben maça hazırlanan bir sporcuyum ve ebem benim spor koçum. Böylelikle her gebeye ebe uygulamasının başlatılacağı konusu beni çok heyecanlandırdı. Ayrıca annelik yolculuğu mobil uygulaması da kısa sürede hayata geçirilecek. Ebeyim hem de gebeyim. 5 aylık gebeyim. Gebe okulunda yeniyim ama çalışan olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten gebeye doğum sırasına, doğum sonrasına çok fazla önem gösteriyoruz. Kendim de gebe olarak bu değeri görüyorum. Çok mutluyum. Muhammed Yılmaz namı diğer Elmacı Dede, bahçesinde yetiştirdiği elmaları her yıl farklı bir şehre Mehmetçi'ye götürüyor. Böyle tanıdık onu. Bu sonbaharda değişmedi bu plan. Denizli'den elmalarıyla yola çıktı yine. Fakat adresi bu kez İzmir'de. Sevdamız, vatan, bayrak, alem İslam olduğu için bana gece uykusu yok, durmak hiç yok. Şehir şehir geziyor, elleriyle yetiştirip topladığı elmaları Mehmetçi'ye teslim ediyor. Şırnak, Hakkari, Van, Çatak üst birliklerine, hudut boylarındaki bütün askerlerimize manevi destek vermek için ben kendime bunu ihtiyar ettim.
74 yaşındaki Muhammed Yılmaz, namı diğer Elmacı Dede, Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Mehmetçiğe götürmesiyle tanınıyor. Seferim olmuştur benim, daha fazla da yaptığım kilometrede milyonu geçmiştir. Ağaçtan da güzel toplanır, depoya da arabaya yüklenirken de yüklenince de bir manevi operasyon yaparız, ondan sonra cepheye. Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında askerlerle buluşan Elmacı Dede, kasalar dolusu elmayı minibüsüne koydu, rotayı bu kez Ege Ordusu Komutanlığı'na çevirdi. Ege Ordu Komutanlığı'ndaki güvenlik güçlerimize, askerlerimize bir manevi destek vermek için, onları manevi motivasyon etmek için kendi bahçemde yetişen elmaları getirdim. 74 yaşındaki Muhammed Yılmaz için İzmir son durak değil. Elindeki elmaları bitince bu kez baba mesleği helvalarıyla çıkacak yola. Elma bittiğinde bu sefer baba mesleğimiz şekerci helvacılık olduğu için irmik helvası yapıp irmik helvası götürüyorum. Şimdi bir ara vereceğiz ama hatırlatalım, Kim Milyoner Olmak İster birazdan ekranlarınızda olacak. Aranın ardından kapanışın ben yine buradayım. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.